Selam genç, YouTube Fizik'te Barış kanalına hoş geldin. Evet sizlerle birlikte yapmış olduğumuz TYT çalışmalarımızda bu seferki konumuz arkadaşlar genleşme konusu. Genleşme ile ilgili gerçekten de harika sorular çözeceğiz. Ve konunun ana düşüncesini gerçekten de çok çok iyi oturtacaksınız arkadaşlar. Ve müfredatın özellikle genleşme konusunda sizlerden istediği şeylere fazlasıyla hakim olacaksınız. Belki... 8 tane soru ama bu 8 soru belki de bütün müfredata bedel olacak arkadaşlar. O yüzden lütfen can kulağıyla sorularda eksiği olan arkadaşlarım dinlesinler lütfen. Konuyu iyi bilen arkadaşlarım biliyorsunuz ki videonun altında pdf'leri var zaten. Hemen çöz, gel sonra karekoda koda tıkla hemen gel çözümlerini seyret. Ee, cevapları kontrol et. Tabi eksiği bulunan arkadaşlarla tabii ki birlikte çözmeye başlayalım. Evet şöyle bir e, tabii ki her zamanki gibi sayfamızın bir mini bir tanıtımı çözeceğimiz soruları arkadaşlar. Bakın çok güzel sorular göreceksiniz. Gerçekten de genleşmeyi inşallah çok güzel hale getireceksiniz. Hadi bakalım. Şimdi ne demiş? Aynı maddeden yapılmış XYZ Y, çubuklarının sıcaklıkları eşit arttırılıyor. Buna göre işte boy değişimleri, kesit alanları, hacim değişimleri. Şimdi aslında müşvedatta şunu istemiyor bizden. Formül yok diyor. Ama var çaktırmadan. Şimdi bir maddenin genleşme miktarını açın şöyle bir genleşme konusunun 9. sınıf kitabında bulabilirsiniz. 3 şeye bağlıdır diyor. Bir, ilk madde miktarına işte boysa boyuna, kesitse kesitine, genleşme kat ve de sıcaklık değişimi. Aslında eğer bu işi boy olarak düşünüyorsanız, bak boyca genleşme dersen sen bana şöyle demen lazım. Boydaki değişim delta L, ilk boy, genleşme katsayısı, sıcaklık değişimi. Eğer bu iş yüzeyce oluyor ise arkadaşım o zaman delta S, X, S, alfa, delta T. Peki hacimce olursa bu sefer ne oluyor dersen bu sefer de delta V eşittir V0 alfa delta T. Tamam burada yok alfa yerine 2 katı burada da 3 katı yazıyorsun da gerek yok yani bunları çok bariz bir şey gerek yok. Şimdi bakıyoruz. Şimdi aynı maddeden yapılmışlar diyor. O zaman bütün hepsinde tak 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 alfalar gitti. Sıcaklıklar da eşitmiş. Bunlara da elveda dedim. Oh ne güzel. O zaman boy değişimini soruyorsa sadece boylara bakacağız. Kim x ve z diyor. Bak bakıyorum. Bunun boyu kaç ikili? Bunun boyu kaç ikili? Aynı mı bu adamların boyları. Evet, o zaman değişimler eşit. Y ve z'nin kesitlerine bak diyor. Bakıyorum. Şimdi y'nin kesiti 2s. Z'nin kesiti de o zaman bunlar da eşit. Peki x ve y'nin hacimleri. Şimdi hacim nasıl bulunuyordu? Taban alanı. Yani s ile 2v'yi çarpıyorum. Bunun hacmi 2v. Bunun hacmi 2v. Bunun hacmi de 4v'dir. O zaman x ve y'nin bakıyorum şimdi 2v. 2V. O zaman hacimlerin de değişimi aynıdır. Dolayısıyla 1, 2, 3 aradığımız cevaptır. Şimdi günlük hayatla ilgili uygulamalarından bir tanesi. Çok iyi bir soru. Genleşme sıcaklık değişimiyle maddenin boyunda, kesitinde, hacminde meydana gelen değişim. Zaten bir önceki soruda da bunu sizlere anlatmaya çalışmıştım. Genleşmeyi hesaba katmadan yapılan bir işlem sıcaklık değişimi sonrasında sorun çıkarabilir. Örneğin tabloda verilen betonla beton içine konulan demirin genleşme katsayılarının aynı olması rastlantı değildir arkadaşlar. Yapının dağılmaması açısından çok önemli. Örneğin betonun içerisine demiri koydunuz e, demir iyi genleşti yani iyi büyüdü, iyi küçüldü anlamına geldiği zaman ne yapar? O betonu kırar yapıyı darmadağın eder. Yani eşitlik burada çok önemli. Ben büyürken sen de aynı miktar büyürsen no problem. Şimdi hangi benzerlik burada geçerli? Yani biz burada ne arıyoruz? Eşit olmasını istiyoruz. Doğru mu bu ifadeye göre? Mesela gözlük camı gözlük çerçevesi. Bakın eşitlik aranmaz. Ne yapılır? çerçeve ısıtılır, büyütülür. Ondan sonra cam yerleştirilir. Soğutulduğu anda sımsıkı saracaktır. Kavanoz, kavanoz kapağı. Açılmayan kavanozları sıcak suya koyarız. Kavanoz kapağı metal olduğu için daha çok genleşir. Dolayısıyla kolay açılır. İşte en büyük farklılıklardan biri. Diş, diş dolgusu. Şimdi mesela diş dolgusu yaptırdığınız zaman ne oluyor arkadaşım? Sıcak bir şey içtiğin zaman, örneğin çay içtiniz. Ne oluyor? Dolgu eğer daha iyi genleşirse dişi bırakır gider. Ya da kötü genleşiyorsa dişe göre bu sefer diş çok büyüdü. O az büyüdü bu sefer kırar atar. Dolayısıyla dişle diş dolgusu mükemmel bir neye sahip olması lazım? Uyuma sahip olmalı. Termometredeki sıvı biliyorsunuz iyi genleşen sıvıdır ama dış kısmı tahtadır, plastiktir. Genelde genleşmesin deriz. Farklılık var. Uçak parçalarıyla uçak bakın farklı maddelerden yapılır ki amaç nedir? Farklı maddelerin genleşmeleri yardımıyla. Mesela atıyorum alüminyum farklı genleşir. Sen onun yap yaptığın materyal o araya sımsıkı durur. Böylece o parça hiçbir şekilde dağılamaz. Dolayısıyla Ceyhan'da bu eşitliği aradığımızı söyleyebiliriz. Şimdi bakın her ne kadar Milli Eğitim kitabında dedim ya 3 şeye bağlıdır diyor. Ama bunun formülünü bilmezsen patlayacağım bir sorudayız bakın. Genleşen bir çubuğun genleşme miktarı. Bak aynen milli eğitim kitabında da böyle yazıyor. Genleşme çubuğun ilk boyu. Yapıldığı maddenin genleşme katsayısı sıcaklığındaki değişime bağlıdır diyor. Ama formülünü yazmıyor. Ama yaz arkadaşım ben yaz diyorum sana. Keyiften demiyor sana. Yani delta L ne? İlk boy değil mi? Bak burası. Genleşme katsayısı ve sıcaklıktaki değişim. Şimdi bak, başlıyoruz. X, Y, Z metal çubuklarının boylarının sıcaklığa göre. Bak hepsinin sıcaklığı T arttı. Okey. E başka? O zaman boy değişimini bakıyorum. Hepsi L'den 2L, 2'den 3'e, 3'ten 4. Aslında boy değişimleri de aynı. E o zaman ben alfayı bulacaksın ne yapmam lazım? Boy değişimlerini ilk boya böleceğiz. Hadi bulalım bakalım. X boyu ne kadar değişti? 1L değişti. İlk boyu ne kadar? L. O zaman buna 1 gibi bir şey diyebilirim. Y'ye gelirsem Boyun ne kadar değişti L ama ilk boyun 2 L. Bak işte ilk boy başınızın belası arkadaşım. İşte bu formülü bilmenizi istememin nedeni buydu. Z L büyüdü ama ilk boyu 3 L'ydi. Dolayısıyla 1 bölüştür X Y Z aradığımız cevaptır. Evet ters köşe yapabileceğimiz sorulardan bir tanesi dikkat edin. Tahta bir masanın eni ve boyu oda sıcaklığında şerit metreyle 200 bak bu kenarı ne kadarmış işte Şurası 200 uzun kenarı değil mi? Diğer kenarda şöyle şurası 100 santimetre olarak ölçülmüş. Tabii ne zaman? Oda sıcaklığı. Oda sıcaklığı da kaç derece? Bakın 25 santigrat derecede verilmiş. Şimdi diyor ki size ortam sıcaklığı 40 derece olduğunda masanın boyu eni 200'dü zaten. değil mi? Burası eni burası da boyu değil mi? Şimdi dikkat edeceğiniz bir şeyler. Burada arızalı adam kim? Şerit metre aslında. Tahta iyi genleşen bir madde türü değildir. Ama metal şerit metre iyi genleşir. Şimdi örnek veriyorum. 25 derecedeki şerit metreniz böyle olsun arkadaşlar. 25. Nasıldır bu? Böyle santimlerin arasında bu kadar mesafe var diyelim değil mi? Şöyle. Peki ortamın sıcaklığı artarsa ne olur? Bir anda şerit metre büyüsün. Şöyle uzar. Hatta genişler de ama orası önemli değil. Örneğin kaç derece diyor? 40. 40 dereceye gidersen o zaman santimlerin arasındaki mesafeler de büyümeye başlar. Bak az önce diyelim ki ölçtüğünüz nicelik kaç? Şöyle bir şey olsun mesela. Bak kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tane. Aynı niceliği bu sefer ne yaparsın? Daha kısa ölçür. Bak sıcak olunca ne oldu? Kısa ölçtüm. Peki ortamın sıcaklığını azaltırsam da ne olur? Metal cetvel bir anda küçülür. Şöyle olur, değil mi? Küçülmesi demek ne demek? Bu santimlerin arasındaki mesafeler de çok küçülecek, değil mi? Bak böyle tık 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 tık. tık. Yani 10 derecedeyken, değil mi? O zaman ölçtüğün şey ne oluyor bu sefer? Bak aynı niceliği bu sefer bayağı bir uzun ölçmenizi sağlar. Bak bu ters değil. Lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi o zaman L1 neydi? Masanın boyu, değil mi? Eni ve boyunu bu hangisi oluyor yani 40 derecede burayı ölçmemizi istiyor değil mi? Ee, 10 derecede de enini ölçüyor. O zaman biz ne yapacağız? Eni uzun ölçeceksin. 10 derecede uzun ölçüyorsun. Normal boyu kaçtı? 200. 200'den uzun ölçeceksin. Mesela 202, 204 olabilir. Ama 40 derecelerini ölçmem lazım. Kısa, 100'ü kısa ölç. 99 mesela olabilir demesinden bilmiyoruz kaç santim olacağını bilmiyoruz işte. Şimdi çok iyi sevdiğiniz bir soru tipi ama çok ters gelen bir soru tipi. Boyutları verilen bir telin sıcaklığı homojen olarak bak buna öncelikle buna bak. Arttırıldım azaltıldım bu başımızın tatlı belası. Cevap çok basit. Eğer bir cisimle karşılaştığınızda arkadaşlar bakın kuralınız çok basit. Ne demiştik hatırlayın bu işi? Fotokopi ile büyüt. Bak fotokopi ile büyüt. Ben şimdi ben her zaman şöyle basit düşünmenizi istiyorum. Mesela bir teliniz var şöyle. 3, 4, 5. Burası dik, burası alfa, burası da teta ettim. Eğer ısıt desem ben bunu ne olur? Hop bir anda büyüttünüz. Ne oldu? Her şey bak boyutlar örneğin 2 kat büyük desem ne olur? 6, 8, 10 ama ne değişmedi? Açılar değişmez. O yüzden uzunlukların hepsi büyüyecek. Şimdi bakıyorum. B bir uzunluk mu? Evet. C bir uzunluk mu? Evet. A bir uzunluk mu? Evet. O zaman cevap artar 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 diyorsun. Bitiyor bu iş. Ama burada bazen arkadaşlarım şunu diyor. A nasıl arttı? Şimdi bak. Normalde burası buraya gitmek istiyor. Doğru Burası da gitmek istiyor. içeri doğru. Fakat B boyutu da ne yapmak istiyor? Bak burası da bu işi dışarıya atmak istiyor değil mi? Yani bir de böyle giden bir kısım var. Yani bu kenarlar hem birbirlerine yaklaşmak istiyor hem de uzaklaşmak istiyor. Hangisi baskın çıkar? Uzun olan dediği. B uzun olduğu için artar olacaktır. KLM bak yine bu da ters köşe. Miktardan bakmayacaksın. Mesela ilk hacimleri ve sıcaklıkları eşit arttırıldıktan sonraki son hacimleri vermiş. Ben hep böyle bir sorunun gelmesini bekliyorum. Çok çünkü kolay ve tuzak bir soru aslında. Şimdi Mesela bu 5 arttı, bu 8 arttı, bu 3 arttı diyerek yapamıyorsun bu işi. Çünkü neden? Hacimce genleşme, ilk hacim genleşme katsayısı sıcaklık değişimiydi. Sıcaklıkları eşit arttıktan sonra diyorsa o zaman ben genleşme katsayısını neye böleceğim? Hacim değişimlerini ilk hacme böleceksiniz. Bak o zaman başlayalım. K hacmi kaç değişti? 5 ama ilk hacmi 100. O zaman bu adam 1 bölü 20 diyebilirsin. L'ye geldiğin zaman kaç değişti? 8 ama ilk hacmi 200 değil mi? Hatta ne yapar bu da? 100 bölü 4'ten 1 bölü 25 değil mi? 4 bölü 100'den yani. Peki M'ye geldiğimizde 3 değişti kaçta? 50'de değil mi? Hatta bunu da 100 desek 6 bölü 100'den değil mi? Hatta hepsini yüzleyelim isterseniz. Bak 5 bölü 100. 4 bölü 100. Bunu da yüzdesek 6/100. bölü 100. O zaman en iyi genleşen MKL olarak buluyoruz. He, ya da şu vardı. Hepsini aynı sayıda önce buluştur. Tabii kat cinsinden. Bu işi de yapabildik. Şimdi bakın tehlikeli bir soru tipi gene. Genleşmesi önemsiz kaplarda bulunan sıvıların kap tabanındaki KLM noktalarına yaptığı basınçlar PK. Bak birinci kap en büyük dostumuz olacak bizim burada. Bak önce bunu bir çizelim isterseniz. Neden bazı çakallıklarla tanışmamız lazım. Şimdi yeteri kadar büyük bir kap olsun. Öncelikle. Şimdi diyelim öncelikle ne var? Bu adamda sallıyorum. Yarı yüksekliğine kadar diyelim H yüksekliğine kadar ya da uyduruyorum. D öz kütleli sıvı var. Bu durumda K'ya yapılan basıncı nasıl bulurdunuz? Tabii ki H, D, G değil mi? Çok kolay. Şimdi diyor ki sıvının sıcaklığı arttırılırsa ne yapacak? Hacmi büyüyecek. Diyelim kolay olsun diye. Hop yüksekliği iki katına çıkarttım hemen. Şöyle boyadım ben burayı. Ne kadar oldu burası? 2H. Tabi bu arada dikkat. Et. Hacim iki katına çıkarsa en büyük çakallık atanıştınız. Kütle aynı iken hacmi iki katına çıkarsa öz kütlesinin yarıya düşürmeniz gerekecekti. Yani D bölü 2. O zaman şimdi artık K'daki basıncı yeniden yazalım. 2H ama D bölü 2 G. E o zaman bu da H değil. O zaman K değişmemişti. Düzgün yapılı kaplarda eğer kabın genleşmesi yoksa problem yaratmıyor arkadaşım. Ama L'ye geldiğin zaman işler öyle olmuyor. M'de de olmuyor. Neden? Çünkü bak bu kap ne zaman ben ne zaman dedim düz kaplarda değişmez değil mi şöyle yani düz olsaydı böyle aynı şekilde bu da böyle olsaydı problem olmayacaktı fakat burada ne var kap üst tarafı sivri böyle bu ne demektir kolay yükseliyor bu adamın normalde yüksekliği hani hacmi iki katına çıkar desem belki yükseklik dört katına çıkar haş fazla arttı haşın artması iyi bir şeydir basıncı arttırıcı bir etkiyken burada da bir türlü yukarı çıkamayacağın niye? Genişleyen bir kap. Genişleyen kaplarda yükselmek. Yani haş çıkıyor ama az çıkıyor artık. O yüzden de M'deki basınç da azalır. Cevap da aynen Adana gibi olacaktır. Ve geldikse hep de terk edenler. Çok güzel bir soruyla veda edeceğim yine sizler arkadaşlar. de yıllar önce bir pazar sabahı böyle bir soru sormuştu. Biz bunu artık biraz daha geliştirmeye çalıştık. Şimdi bu gönül ister bu soruyu matematiksel olarak çözmeyi isterdim. Fakat biraz sıkıntılı bir soru. Şimdi genleşme katsayıları alfa k, alfa l ve alfa s olan k, l ve sıvı dengedeymiş böyle. Ortam sıcaklığı arttığında ne olacak? Genleşme durumu böyle oluyorsa kim daha? Şimdi bak burada kafaya şunu yani Mesela örnek veriyorum. Cisim iyi genleşirse ne olur? Kural aslında çok basit. Genleşirse hacmi artar hacmi arttığı için öz kütlesi azalır. Öz kütlesi azalan cisimler nereye gider? Yukarı gider değil mi? Bak bunu unutma bir. İki. Bu birincisiydi. Bu da ikincisi. Eğer sıvı iyi genleşirse ne olur? İyi genleşirse tabii ki hacmi artar. Öz kütlesi azalır. Ama cisim nereye gider? Aşağı gider. Bak hep ben cisimlerden anlamaya giderim. Değil mi? O zaman başlıyorum şimdi. Bu iki cisim de aşağı gitmiş mi? Evet. O yüzden en iyi genleşen sıvıydı. Değil mi? Bak hemen o bitti. Sıvı en büyük. Peki. iki cismi nasıl karşılaştıracağım? Uyan. İyi genleşenler yukarıda kalır. Hacmi çok büyüdüğü için yukarı. Kim yukarıda kalmış? K. Bak normalde başlarken aynı başlamışlardı. Ama K yukarıda kaldığına göre K da L'den iyi genleşen bir sıvıdır. Yani sıvı K ve L diyoruz. Mutlu bir hayat sürdürüyoruz değil mi? Evet, genleşme ile ilgili de çok önemli sorular çözü. Lütfen bunu soruları lütfen kafanızdan tutmaya çalışın. Çok faydasını göreceksiniz arkadaşlar deneme sınavlarında. O yüzden ne olursunuz bu soruları öğrenin, kafanıza yatmayan yerler için düşünün, tekrardan hard diske sağlam bir şekilde yazın. Evet, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da tabii ki de unutma. Kendine iyi bak. Hoşça kal.